Arkadaşlar merhaba. Başladığımız yere geldik. Saat 7.30. Sabah 4.30'da buradan geçmiştim. Bunu muhtemelen kayda almamıştım. Hatırlamıyorum. Sonra alırım demiştim. Kaleyi görünce bunu sonraya bırakmıştım. Heyecandan olsa gerek. Arkadaşlar tırmanacağım yer şurasıydı. Kameranın olduğu yer. Tam bu tabelanın arkasında şimdi fark ettim orada olduğunu. Şurasıydı. Kamera da buradan görünüyor orada. İşte şu sol taraftan arkadaşlar en soldaki parmaklıktan atladım. Kayaların üzerine oraya gitmiştim arkadaşlar. En soldan en sağa gitmiştim. Sonra tekrar oradan geri geldim. Maalesef ben korktum kameradan, çıkamadım oraya. Arkadaşlar ben şimdi içeriden çıktım arkadaşlar. Bu kapısından girdim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam doğduğu makam. Öyle bir yer göremedim. Yani öyle bir tabela, afiş bilmem ne yok. Onun Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sergilenen bir kazı tenceresi var. Tenceresi varmış şeyde. Topkapı Müzesi'nde. Onun simülatörünü yapmışlar. Burada onu sergiliyorlardı. Onu gördüm. Çekmedim Topkapı Sarayı'na. Onun gerçeği var. Resimleri var zaten gerçeğinin. O yüzden simülatör resmine gerek duymadım. İnternette her yerden ulaşırsınız aslında resimlerine, videolarına. Buradan şimdi motoruma doğru gideceğim. Kardeşler ben elimi yüzümü yıkadım orada. Sabunla falan böyle. Botlarım hala kirli ama üstüm başımı sildim elimle. Arkadaşlar üstümde inanamayacağınız derecede ter var arkadaşlar. Yani ben gece soğuk oldu. Urfa'ya 1 saat kala, 50 dakika kala montumun içine hava serin oldu. 3'ten sonra güneşin yeryüzünde etkisi kalmıyor. Ve ben o saatten sonra üşümeye başladım motorda. İçliğimi giydim montumun içine. Atletim vardı. İçliğimi giydim. Montumun astarı da var tabii. Arkadaşlar inanır mısınız hangisini sıksam su akıyor. Yani su akacak derecede inanılmaz üzerimde öyle bir ağırlık var ki sudan dolayı yani. Hepsi su. İçliğimi de çıkardım. Sırt çantama koydum. O boynumu acıtıyor artık yani. O bile ağırlaştı. Bu arada ben balıkları kaydediyorum. Arkadaşlar şimdi balıklar çıkmış çoğu. Bir de ben o gençlerle görüştüm bir önceki videoda. Öğlen bunları yemlemeye geliyormuş halk. Şöyle söyleyeyim, Eminönü'ne gidenler bilir. Orada buğday satıyorlar. Kuş yemi, para veriyorsunuz. Bir tabak alıyorsunuz. Eminönü'ndeki güvercinlere atıyorsunuz. Güvercinler yiyor. Arkadaşlar burada da para veriyormuşsunuz. Size balık yemi veriyorlarmış. Bu balıkları atıyormuşsunuz. Bunları besliyormuşsunuz. O yüzden bunlar öğlen çıkıyorlarmış buralara. Yem atanların attıkları yemleri yiyerek karınlarını doyuruyorlarmış. Şöyle biraz da yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar. Hani şu an balığın yanında herhangi bir ölçü olmadığı için büyüklüğünü belki anlayamıyorsunuz ama ben size tahminen, ben balıkçıyım bu arada. Bilmeyenler için su ürünleri yetiştiriciydi. Balık, bitki, canlı yem. Ne güzel yaptım kendi reklamımı değil mi? Arkadaşlar yani şunu da söyleyeyim, reklam yapmaya ihtiyacım yok. Hobiyle ilgilenen Türkiye'deki herkes beni tanıyor zaten. Tanımayanların da ilk tanıdığı kişi benim. Birinden balık alıyor, ikinci olarak tanıdığı kişi benim zaten. O yüzden reklama da gerek yok. Tabii reklamın iyisi kötüsü olmaz. Siz benim reklamımı yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu balık ortalama. Arkadaşlar bu balık ortalama çok büyük. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim, 50 santimden büyük arkadaşlar. 60-70 santim arasında var. Buradaki en iri balık. Benim gördüğüm, şunu söyleyeyim arkadaşlar, burada belki 1 metre bile çıkabilir bir yerlerden. Ama şu an buradakiler, şu balık mesela arkadaşlar 70-75 santim arasında. Şu balık. Bir tane de şurada var. Arkadaşlar bu. Şu balık 70-75 santim arkadaşlar. Bu da o boyda. Yani bu koyu balıkları var Tayland'da falan.
koyu balığının boyunda. Bundan daha büyük oluyor koyu balıkları. Ama ben bu balıkların bu kadar görselinin güzel olacağını tahmin etmemiştim. Işık vurduğu zaman üzerlerinde yeşilimsi çizgi oluyor. Pullar yeşil yeşil parlıyor arkadaşlar. Harika bir görüntüsü var. Kamera yansıma yaptığı için görünmüyor. Bazılarında da o yok. Bazıları benekli koyu balığı gibi mesela. Bir tane çekiyorum hemen. Şu balık benekli koyu balığı. Şunlar da koyu. Bunların pulları da belli olmuyor arkadaşlar. Şey balığı gibi, böyle göl balığı gibi şunlar. Şunlar mesela kahverengiler. Fakat bazıları, şuradakiler pulları harika parlıyor. Aralarında yeşil hilal gibi parlıyor. Dehşet güzellikleri var. Yani havuz balığı, göl balığı demezsiniz buradan canlı gözle gördüğünüz zaman. Arkadaşlar, ben yavaş yavaş motoruma doğru gideceğim. Uyku bastırmasın diye sürekli bir şeylerle ilgileniyorum. Bir şeylerle ilgilenerek motoruma gidip Diyarbakır yolunu tutmam gerekiyor. Bu arada önceki videomdaki gençlerden arkadaşlar çok güzel tüyolar aldım. Nasıl tüyolar aldım size söyleyeyim. Urfa Evliyalar Şehri biliyorsunuz. Tarihle alakası olanlar olan çoğu kişi bilir bunu. Fakat Urfa'da bir şey daha öğrendim ben. Urfa'da Urfa'nın ciddi bir tarihi özelliği var arkadaşlar. Fakat tanıtılmamış Urfa. Bizlere tanıtılmamış, tanıtan çıkmamış. Urfa'dan biri çıkıp veya ülkemizden biri çıkıp da burada daha büyük bir göl var arkadaşlar. Buraya da çekeceğim. Ben burayı görmemiştim. Tanıtılmamış Urfa'nın tarihi. Bakın arkadaşlar, burada daha büyük olabilir. Gerçi bu belki de bağlantılıdır onunla. Evet. Arkadaşlar yemciler burada. Buradan balık yemini alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, atıyorsunuz balıklara. Balıklar yiyor, karnını doyuruyor arkadaşlar. Hayırlı işler, selamünaleyküm. Abileri de çekelim şöyle. Eyvallah. Arkadaşlar görüyor musunuz? O da yem satarken yatıyor orada amca. Arkadaşlar burada herkes yatıyor ya, süper ya. Adamlar yatarak para kazanıyor arkadaşlar. Hani bir öyle bir söz vardır ya, yatarak para kazanmak yok falan derler böyle yaptığı işte zorlananlara. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. O deyim burada bütün özelliğini yitiriyor. Burada benim gördüğüm insanların çoğu yatarak para kazanıyor. Urfa'ya girdim. İlk benzin istasyonunda 3 kişi uyuyordu arkadaşlar. Amcanın biri kalktı. Doldurdu benim depoyu. Motosikletin deposunu. Sonrasında nereye geldim? Orada da yatıyorlardı. Buraya geldim. Kapıda büfede. Büfe sahipleri yatıyor uyuyor. Buradaki bir iki kişi yatıyor uyuyor. Yukarı çay ocağına çıktım arkadaşlar. Çay ocağına şuraları da göstereyim size. Çay ocağında Suriyeli Ahmet Oral'ın görevlisi kapıya masayı itmiş kimse girmesin diye dışarıda yatıyor uyuyor. Arkadaşlar süper. Gerçekten süper bir yer Urfa. Yatarak para kazananların şehri arkadaşlar. Niye İstanbul'a geliyor çalışmaya anlamış değilim. Burada ne güzel yatarak para kazanıyorlar. Arkadaşlar mezarlar burada da var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası kocaman bir bahçe, caminin bahçesi. Arkadaşlar bu gördüğünüz, bu kayıt yaptığım her yer caminin bahçesine ait. Şu gördüğünüz yerler, yeşillikler, kafeler, mezar, göl, hepsi caminin bahçesinde ve yan tarafında kale var arkadaşlar. 16 asırlık kalemizde, onun yan tarafında tarihe meydan okuyan, bana meydan okuyan, içinde insan olmadığı halde yukarıya çıksam beni esir alacaktı o kale, yani düşün. İçinde insan olmadığı halde hala günümüz insanları esir alacak bir kale var karşımızda. 16 asra meydan okumuş ve hala insanlara meydan okuyor. Düşünün arkadaşlar, oraya çıksam, çıksaydım ben oraya, çıkabiliyordum. Ayağımı atsam çıkacaktım. Fakat
içinde insan olmayan kale beni esir alacaktı. Aşağı inemeyecektim arkadaşlar. Ondan sonra itfaiye falan. Telefon açardım, itfaiye gelir. Beni indirirdi muhtemelen. Bir de ceza keserlerdi. Para cezası. Bakın abi ya, buradan ben kaç tane kamera görüyorum arkadaşlar. Oo, birçok yerinde kamera varmış bunun. Bu kameralar insan girmesin diye değil, içeride gezenler, ziyaretçiler de çekiyor. Yani bunlar önceden yerleştirilmiş muhtemelen. Arkadaşlar artık ziyaret açıldığında inşallah tekrardan geleceğim. Ve o dediğim gibi o gençlerle konuştum. Çok fazla gezilecek tarihi yeri var fakat abi diyor bizim bize hiç kimse tanıtmamış diyor bizim ülkemiz şehrimizdeki Urfa'daki tarihi yerleri diyor. Bana biraz anlattılar. Gezilmesi gereken, yani bugün diyor mutlaka şurayı gez falan diye tavsiyede bulunuyorlar. Söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Bir program ayarlayıp seneye ve öbür seneye tam emin değilim ama seneye belki olabilir. Arkadaşlar buraya 3 hafta ya da 4 hafta gider bu şehre. Yani yetmez ama yetirmeye çalışacağım. Buraya tekrar motosikletimle gelip Urfa'yı, Urfa'nın köylerini 3700 tane köyünün 2000 tanesini kendi gezmiş. Yani Urfa'da toplam 3700 köy var demiyorum arkadaşlar. Bir bölgede 3700 köy varmış. 2000 tanesini sadece kendisi gezmiş. Orada ihtiyaçlarını şey yapmış. Devletle irtibat, babası devlet görevlisiymiş. Devletle irtibata geçmiş ve maaş almamış bu kardeşimiz. Düşünün. Normal maaş 2700 lira diyor. Ben sadece yol parası aldım. Maaş kabul etmedim diyor. Gönüllü olarak bu işi yapmış. Kiminin su ihtiyacı, kiminin elektrik ihtiyacı, bunları rapor ediyormuş. Babası da devlet görevlisi olduğu için devletin kurumlarına bunları yönlendiriyormuş, kurumlarını o bölgelere, oralara elektrik, su gibi bu tip ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmuş bu kardeşimiz. Enes isminde bir kardeşimiz. Kardeşler, arkadaşlar görüşmek üzere. Ben motoruma doğru gidiyorum. Hoşça kalın.